Doğu Akdeniz'de gerçekten tansiyon düşmek bilmiyor. Son olarak da Amerika'nın Kıbrıs'ın güneyindeki Rum kesimine silah ambargosunu kısmen kaldırması gerilimi yeniden tırmandırdı. Peki 33 yıl sonra ambargonun kalkması ne anlama geliyor? Akdeniz'deki tehlikeli adımlar mı bunlar ve bundan sonrasında neler olacak? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Öğretim Üyesi Doktor Emete Göze Güzelliği ile konuşacağız. Emete Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Emete Hanım, neden 33 yıl sonra Amerika bu konjonktürde yaşadığımız bunca olayda bu Kıbrıs Rum kesimine kısmen silah ambargosunu kaldırdı? Sizce sebebi nedir? Tabii bunun çeşitli boyutları var. Birincisi boyutu jeoekonomik boyutta Akdeniz'de kurmak istediği bir hakimiyet. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz'deki enerji varlığıyla ilgili ilk olarak Amerikan Jeoloji Biriminin 2011 yılında ortaya koyduğu veriler doğrultusunda aslında gözler Akdeniz'e çevrilmişti. Çünkü Akdeniz artık küresel güçlerin bir rekabet merkezi haline doğru bir noktaya geldiğinin de ifadesiydi bu durum. Tabii bununla birlikte kimi çabalar oluşturulmaya başlandı. Güney Kıbrıs'ta ilişkilerin derinleştirilmesi en önemli stratejik hedef olarak gösterildi ve jeostratejik boyutta zaten Kıbrıs Adası'nın sağlayacağı Akdeniz'deki hakimiye, Kıbrıs Adası üzerinden bölgeye, Orta Doğu'ya ve özellikle de Rusya'nın Akdeniz'deki çabalarını kırma adına sergileyeceği tavra karşı Güney Kıbrıs'ta bir konuşlanma ve aynı zamanda NATO'nun bir üssü gibi kullanma yönünde bir askeri hareketlilik, ki bunu 2018'de ilk kez Amerika'ya Güney Kıbrıs'tan bir askeri ateşe atanmasıyla aslında kendi statüsünü ortaya koydu bu anlamda. Tabii bunlarla birlikte bir de jeopolitik boyutta hedeflenen işte Rusya'ya karşı ve Türkiye'nin bu coğrafyada Akdeniz'de enerji merkezi olması yönünde tamamen Türkiye'ye hakimiyet gücünü vermeme adına kendisi de gerek Fransa'nın da tutumlarına karşı aslında Akdeniz'de bir bölgede ben de varım demek adına attığı hamledir. Tabii bunu iki şekilde değerlendirildi bu durum. Bir Kıbrıs meselesi açısından, bir de ortaya koyduğu bu İsmet projesi bağlamında silahlanma açısından. Bunun tabii ki Kıbrıs meselesi bağlamında ortaya konan tavır ve bu şekilde silahlanmanın özellikle 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe konacak olması, Güney Kıbrıs'ın sözde bağımsızlık günü olarak bunun özellikle 1 Ekim olarak tanımlanması da dikkatlerden kaçmaması gerekir. Bu da bir mesajdır. Güney Kıbrıs'ın ortaya koyduğu tek egemen mantığı aslında Amerika tarafından şu an resmi olarak desteklenmekte ve 1960'taki o statünün, Kıbrıs Türklerinin eşit hakları, Türkiye'nin garantörlüğü üzerine mevcut pozisyonunu dahi görmezden gelen bir tutumla adeta aslında uluslararası hukukun ortaya koyduğu temel prensiplerin de ihlalini bize göstermektedir. Burada tabii ki Amerika Güney Kıbrıs'ın kilit ortağı olmak isterken neyi hedefliyor? Burada baktığımızda tabii ki burada iki boyut var. Birinci boyutu enerji, ikinci boyutu askeri nitelikte. Enerji boyutunda İsmet projesinin ilerletilmesi. Bunun ilerletilmesinde hatırlarsanız 2018 yılında Balkan zirvesi yapılmıştı ve bu zirveye İsrail dahil edilerek Yunanistan, Sırbistan, Romanya gibi Balkan ülkelerinin katılımıyla İsmet projesinin aslında bu toplantıda tartışılmasının imkanı sağlandı. Ve aynı zamanda Akdeniz'de biliyorsunuz Amerika'nın öncülüğünde bir Doğu Akdeniz Gaz Formu oluşturuldu. Bütün bunlar İsmet Yasası çerçevesinde ortaya konan aslında stratejilerin bir parçasıydı. Evet. Ve bu İsmet projesiyle birlikte güvenlik bacağına da baktığımızda biz Amerika adeta
Bu Güney Kıbrıs'ın silahlanmasının önüne silahlanmasını teşvik ederek, üslerinin modernizasyonunu üstlenerek ve yine Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bu anlamda güçlendirilen bir statüye, NATO standartlarına ulaşan bir statüye ulaşmasını sağlayarak kendisine Akdeniz'de Kıbrıs'ı bir üst seçtiğini görüyoruz. Burada. Peki Emet Hanım, şunu sormama izin verin lütfen. Amerika bunu yaparken buyurun, bizi karşısına aldığını görmüyor mu? Yani bu, ya şu hareket bize karşı mı, yoksa Amerika bunu başkalarına karşı mı gözdağı vermek için yapıyor? Çünkü burada adanın barışçıl bir şekilde devam etmesine ilişkin siz de söylediniz. Zaten yıllardır çabalar var. Şimdi bu kısmi silah ambargosunun kaldırılması oranın silahlanması anlamına gelecek. Herhalde Türkiye'de boş durmayacaktır karşı taraf bunları yaparken. Şimdi Amerika'nın bu hamlesi aslında Türkiye'yi karşısına almak anlamına gelmiyor mu bir bakıma? Yoksa başkalarını mı amaçlıyor Amerika burada? Şimdi Amerika zaten Kıbrıs müzakere süreçlerinde hani barışçıl bir tutum sergileyen Türkiye, biliyorsunuz, uzunca bir süre bu konudaki net tavrını uluslararası kamuoyunda hissettirdi. Evet. Ve bütün adalara iyi niyete rağmen Amerika'nın bu hamlesi tamamen her şeyi aslında çöpe atma gibi bir durum oluşturdu ve bundan sonraki hamlede Türkiye mutlaka gereğini, karşılığını uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını kullanarak Güney Kıbrıs'taki hareketler karşısında kuzeyde mutlaka kendi de deniz üslerini, hava üssünü açacaktır. Yani bu mütekabiliyet artık zorunluluğunu da ortaya koyar. Çünkü Türkiye mevcut gelişmelere sessiz kalamaz. Adanın, bütün adanın garantörüdür. Ve bu garantörlük hakkı uluslararası karakteri olan bir uluslararası anlaşmadır. Dolayısıyla bunu böyle bir feshediyorum diyerek de feshedemez. Hukuksal bir süreç ve onay ve rıza gerektirir. Dolayısıyla kimse unutmamalıdır. Bütün adanın garantörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Tabii. Şimdi Amerika tabii ki burada şunu temel öncelikli olarak görüyoruz ki Rusya'ya karşı esasen. Rusya'nın Akdeniz'deki, biliyorsunuz, son dönemlerde tatbikatları, Suriye'de üs elde etmesi, yine Libya'daki pozisyonu, bir şekilde Rusya bu alanda ve bu coğrafyada Akdeniz'de bu enerji hatlarını dahil olmak üzere kontrol etme, bu bölgede varlığını hissettirme gibi hamleleri var. Türkiye ile de ilişkilerini iyi ilişkiler nezdinde ilerletmesi tabii ki Amerika'yı en baştan rahatsız eden bir tutum olmuştur. Ve az küresel güçlerin rekabetinin bir diğer boyutu da modern İpek Yolu projesiyle Çin'in aslında soft bir yaklaşımla, yumuşak bir siyasi anlayışta bu Akdeniz'deki gerek Güney Kıbrıs üzerinde gerek İsrail limanları üzerinde şimdiden konuşlanmaya başlaması da ayrı bir konu. Evet, yani aslında burada verilen gözdağı birincisi Rusya ve Çin'e karşı Doğu Akdeniz'de buralara müdahil olmalarından sonra ve buradaki projelerinin nispeten önüne geçebilmek amacıyla. Ancak şimdi Emet Hanım, az bir zamanımız da kaldı. Bir soruyu daha merak ediyorum. Şimdi bu silahlanma adada nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Bu nereye varır? Bu gerginlik bu ne kadar tırmanır ve nerelere gider bu? Şimdi tabii bu silahlanma bir kere ulusal güvenlik meselesidir Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından. Çünkü kime karşı silahlanılıyor? Bu birinci soru. Güney Kıbrıs'ın son dönemlerde özellikle biliyorsunuz ki bir tutumu var. Mevziler, portatif mevziler yığıyor sivillerin geçtiği geçiş noktalarına. Bu gerçekten Kıbrıs Türk tarafında çok şiddetli bir şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nde de tevdi edilen mektuplarda rahatsızlık belirtilmiştir. Şimdi biz bunu bir güvenlik meselesi ülke olarak algılarız. Neden? Çünkü bu silahlanma bize karşı olması ihtimali yüksek olarak değerlendiririz. Çünkü Güney Kıbrıs'taki tutum hep gerçekleştirilen tatbikatlarda Türkiye karşıtlığının ötesinde bir gün kuzeye gelip işgalden kurtarma anlayışı. Askerliğini bitiren her Rum genci, düşününüz, G3 silahı verilerek mermisiyle çakısıyla evine gönderiliyor. 80 bini aşkın bir milis güç var sivil Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ve hareket anını bekliyor. 2003'ten beri güneye geçen Türklere belli zamanlarda saldırılar oluyor. Evet. Ve bu saldırıları yapanların hiçbiri ceza almadı. Yani bunlar bizi ulusal güvenlik anlayışı çerçevesinde bu silahlanmayla birlikte mutlaka bir risk olarak değerlendirmemize sebeptir. Evet. Tabii ki bunun karşı hamlesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gelecektir. Gerektiği şekilde
gelecek. Emet Hanım, bir sorum daha var. 13 Eylül'de şimdi Yunan Cumhurbaşkanı Meis Adası'nı ziyaret edecek. Bu ne anlama geliyor? Çok kısa lütfen ama bir dakikamız var. Peki, bu tamamen bir provokasyondur. Bu tamamen 1960'lardan sonra adaları silahlandırma yönünde nasıl gayri hukuki bir çaba sarf ediyorsa Yunanistan, aynı hamlelerin bir ilerletilmiş adımıdır. Meis çok kritik bir noktadır. Bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz 40 bin kilometre karelik bir alan maksimalist bir talep içerisinde bulunmaktadır Yunanistan. Türkiye'nin karasuları içerisinde olan bir adacığın böyle Yunanistan'ın ters tarafında bulunarak bu hak iddiasında bulunması zaten topyekun uluslararası hukukun ihlali ve tahrik nitelikli, provokasyon nitelikli bir hamlesidir. Evet. Dolayısıyla bu zeminde baktığımızda biz tamamen uluslararası hukuk değil, güç politikasının Akdeniz'de aslında şu an ilerletilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye kararlı duruşunu yürütüyor. Bu yönde de geri adım atmayacaktır. Mutlaka bunu zaten şu anda konjonktürde hissettirmektedir. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Emet'e gözü güzelliği katkılarınızdan dolayı.